arıyor. İyi günler Yeşim Hanım. Ne zamandır sesin soluğun çıkmadı. Ben de bir arayıp kendimi hatırlatayım dedim. Verdiğin nevale suyunu çekti de. Şu an müsait değilim. Sonra konuşacak. Öyle mi? Yarın öbür gün işin düşüp aman diye arayınca da ben müsait olmam. Ödeşiriz o zaman. Zaten lafı fazla uzatacak değilim. Az daha para yolla da aramız bozulmasın diye aradım. Bakın Sıtkı Bey, üzgünüm ama sizinle aramızdaki iş akdi bitti maalesef. Nasıl bitti? Ne demek o? Bu şu demek, Çınar toprağa ait olduğu yere gönderiyor. Yani yakın zamanda boşanacaklar. Artık size ihtiyacım kalmadı demek. Hoşça kalın. Sıtkı! Bak! Bak ne aldım oğlumuza. Hani şu bizim alt sokakta bir tane ikinci elci amca var ya, oradan aldım. Vallahi çok temiz kullanmışlar be Sıtkı. Baksana. Gerçi çok para verdim ama olsun. Ne yaptın? Bütün parayı mı verdin? Ha, verdim. E sen hepsini harca dedin, ben de harcadım. Nazım'dan her çıkanı yapıyorsun sanki. Demeden bir sorsana. Neyi soracağım be? Lazım da aldım Allah Allah. İyi. Aldığın paraya da geri satarsın inşallah. Hiç de bile satamam. Hem lazım o bize. Nereye gitsek kucakta kalıyor çocuk. Bundan sonra rahat rahat arabasında gezecek benim oğlum. İyi. Aç kalınca da arabayı kemirir artık. Aa! Sıtkı! Sıtkı! Ne demek oluyor şimdi bu? Ha? Hani Çağlayan gibi para akacaktı? Hani altına boğulacaktık? Hem senin bana sözün yok muydu? Hani bana dükkan açacaktın sen? Ne oldu? Yalan oldu. Yalan mı oldu? Nasıl ya? Senin arkadaşın yok muydu? Kızım laftan anlamıyor musun sen? Arkadaş da, iş de, para da yalan oldu. Unut hepsini. Ben gidiyorum, geç gelirim, bekleme. Amma çok yedim ya. Bir de sana diyordum az ye diye. Hamilelik sendromu hayatım, maalesef böyle oluyor işte. Yalnız benim kaçmam lazım. Hani şirkete gidecektik beraber? Gidecektik ama yemek çok uzadı hayatım. Daha hazırlanacağım, kuaför gelecek falan. Beklemesin, hadi görüşürüz. İnşallah gene havanı almazsın.